Onu çok özlüyorsun değil mi? Sevgisiz yaşamaya alışmak zor. Bir kadın ne ister ki? Sevildiğini bilmek. Birinin sana delice tutkun olduğunu bilmek. Yaşamanın anlamı bu. Bunlar olmadan her şey boş değil mi? Sen de biliyorsun. Şahin beni hiç sevmedi. Bana kadın gözüyle bakmadı. Bana sana dokunduğu gibi dokunmadı. Aslında hiç dokunmadı sayılır. Öyle içinden gelerek sıkı sıkı sarılmadı. Yüreği hiç pırpır etmedi benim için. Evet, bana da çocuğuma da baktı. Yedirdi, giydirdi. Ama görevi diye baktı bize. Halbuki seven bir adam sevdiğinin gözünün içine bakıp anlar ne istediğini. Bir küçük dal çiçek, bir hoş söz. Bunlar yeter de artar bir kadına. O sadece mecbur olduğu için bir şeyler yaptı bana. Ama seninle başkaydı. Yerini dolduramayacağım. Akgül, bunları konuşmanın manası yok artık. Evet biliyorum. Artık hiçbir manası yok. Ama yine de kocamdı. Koruyup kollayanımdı. Keşke hayatta olsaydı. Senin için de, benim için de, yavrularımız için de. Evet Akgül. Ne demeye çalışıyorsun? Bu saatten sonra dost olmakla amacın. Aynı çatı altında yaşamıyoruz mu? Neden dost olmayalım? Yorgan gitti, kavga bitti öyle mi? Sen beni anlamadın. Boşa kızıyorsun Zerda. İkimizin de çocuğu var. Onların geleceğini düşünmeliyiz. Şahin yok artık. Sorumluluk bizde. Hem onca mal mülk, her şey ikisinin. Işık'la Gülbahar'ın kaderleri ortak. Çocuklar için en iyisini birlikte düşünmemiz doğru değil mi? Yani oturup miras mı konuşalım şimdi? Yok. Şimdi şart değil. Ama onun da zamanı gelecek. Öyleyse sen düşün. Şu anda beni ilgilendiren en son şey para. Ben yatıyorum. Bu konuda konuşmak da istemiyorum. Ey yüce Rabbim. Bir oğlumu aldın yanına yetmedi. Benim gibi bir koca karıyı bırakıp da ötekini de aldın ya yanına. Madem böyle yazmışsın kara yazımızı, boynumuz kıldan ince, bir can borcum var sana. Al beni de yanına. Al da kurtar. Kurtar ama meleklerinin hakkı için oğlumun katilinin cezasını çektiğini görecek kadar. Soyumuzun selametle yürüdüğünden emin olana kadar. Alma beni yanına. Ne olur. O günleri göster bana ya Rabbi. Amin.